Uyanış. Etrafında bir takım bağırışmalar duyuluyordu. Yankılayan uğultular gibi işitebildiği seslerin kimi yakından, kimi uzaktan geliyordu. Onu arıyorlardı. Bunun farkındaydı. Var gücüyle onlara seslenmek, yerini bildirmek istiyordu ancak göz kapaklarını bile kontrol edemiyordu. Sanki gözlerini kullanmayı unutmuş gibiydi. Bağırmak için sarf ettiği çaba, yapışık bir boğazdan sessizce çıkan son nefesten farksızdı. Ne var ki bulunmak arzusu gittikçe artıyordu. Kendisine yaklaşan seslerden aldığı güçle gözlerini aralamayı başardığında yüzü koyun yerde yattığını anladı. Vücudunun hiçbir yerini hissedemiyordu. Sanki varlığı yerde duran iki gözden başka bir şey değildi. Bulanık görüşünü engelleyen çimenlerin arasından görebildiği kadarıyla ona doğru yaklaşan birileri vardı. İşte nihayet yardım geliyordu. Bir anda rahatladı ve zorla gözlerini açtıran endişe geçtiğinde tekrar bayıldı. Kendine gelip gözlerini aralamayı başardığında bir odanın tavanını gördü. Onu buraya taşımış olmalılardı. Bilinci yerindeydi ancak başı dönüyordu ve vücudunu hala hissedemiyordu. Neler olduğunu hatırlamaya çalıştığında ilk önce çimenlerin arasından gördüğü insanlar aklına geldi. Daha öncesi ve daha sonrası belirsizdi. Bulanık görüntüler, boğuk sesler. Gözlerini tekrar kapattı. Açık tutmaya çalışmak onu yormuştu. Sarhoş gibiydi. Düşünmek bile yorucuydu ancak başına gelenleri hatırlamak istiyordu. Biraz kendini zorladığında her şey bir anda ardı ardına geliverdi. Kanlı divane, obruk, ay, rüya, parlak ışık, metin. Aniden gözlerini açarak yerinden fırlamak istedi. Sevgilisine ne olduğu merakıyla bir anda telaşa kapılmıştı. Davranmasıyla hissedemediği omuzlarını daha yattığı yerden bile ayıramadan büyük bir acıyla inleyerek bilinçsizce geri yığıldı. Karnından girip bütün vücudunu kaplayan dayanılması imkansız bu sancı gözlerini karartmış ve onu tekrar bayıltmıştı. Tenine dokunulduğunu hissediyordu. Vücuduna bir şeyler sürülüyordu. Bunu fark ediyordu ama kendini kontrol edemiyor, kıpırdayamıyordu. Sevgilisini görmek, ona iyi olduğunu söylemek için can atıyordu. Yanındakinin başını okşayıp kalktığını hissetmesiyle var gücüyle gözlerini açmaya çalıştı. Başardığında ise kapanan kapı sesinden geç kaldığını anladı. Daha önce gördüğü tavana bakıyordu gene. Başı dönüyordu. Doğrulmak, kalkmak istiyordu ancak boynundan ötesi yok gibiydi. Ağır yaralı olduğunu bir önceki denemesine feci şekilde anlamıştı. Aynı acı ve karanlık onu korkutuyordu. Bu yüzden sakinliğini korumaya çalıştı. Başına gelenleri tekrar düşündü. Uyuyakalmıştı ve rüyada bulmuştu kendini. Bu kez önünde yoğunlaşan ışığa doğru gitmeye çalışmış, o anda patlayan bir ışık küresiyle son bulmuştu her şey. Ve işte buradaydı. Her şeyi kaçırmıştı. Bu arada ne olmuştu acaba? İçi ürperdi. Ama her ne olduysa fena hırpalanmışlardı. Acaba Metin nasıl diye geçirdi içinden. Yaptıkları tam bir çılgınlıktı. Bu macera neredeyse hayatlarına mal olacaktı. Kim bilir Metin bana ne kadar öfkelidir diye düşündü. İyileşip düzeldiğinde artık bu işi unutmaya, kendine ve sevgilisine daha fazla zarar vermemeye yemin etti. Yattığı yerden hiç kıpırdamadan, ki bunu zaten yapamıyordu, bulunduğu odayı incelemeye koyuldu. Pek de düzgün olmayan tavan ve duvarların üst tarafı başını oynatmadan görebildiği yegane yerlerdi. Kenarlardaki kalın tahta kirişlerden anladığı kadarıyla bir köy evindeydi. Neden bir evdeydi de hastanede değildi? Yerinden kıpırdayamayacak kadar ağır yaralıyken onu neden bir köy evine getirmişlerdi? Metin neredeydi peki? Bu soruların cevabını bir an önce almak istiyordu. İçine çektiği havayla yükselen göğüs ağrısı sadece bir inilti çıkarabilmesine izin verdi. Sorularının ertelenmesi gerekecekti. Az önceki ağrıyla yumduğu bitkin gözlerini tekrar açarak etrafını incelemeye devam etti.
Ne de olsa şu anda elinden gelen tek şey buydu. Ayak ucu tarafında üst kısmını görebildiği bir pencere vardı ve kapalı duran tahta kepenklerinden içeriye sızan ışık odayı yeterince aydınlatıyordu. Pencereyi daha iyi görebilmek için uğraşırken kendi burnu dikkatini çekti. Farklı görünüyordu. Daha büyük gibiydi. Oynatmaya çalıştı. Hissedemedi. Uyuşmuştu. Belki çarpmıştı ve şişmiş olabilirdi. Fakat üzerinde durmadı. Yatağının baş tarafındaki duvarda işlemeli ahşap bir raf vardı. Yattığı yerden rafta duran süslemeli çanak çömleklerin açıkta kalan kısımları görünüyordu. Onların işlemelerini seyrederken bir anda dikkatini çeken bir şey az önceki sorularını ikiye katladı. Tavan bomboştu. Aydınlatma için çıplak bir ampul bile yoktu. Göze kablo falan da çarpmıyordu. "Neredeyim ben?" diye geçirdi içinden. Merak ona yeni bir güç verdi ve uyuşuk başını biraz çevirmeyi başarıp içinde bulunduğu odayı daha iyi görmeye çalıştı. Kerpiç duvarlar yere doğru taş bir kaide ile birleşiyordu. Odanın kapısı gene taş bloklardan oluşan bir kirişin içindeydi. Alışılmış bir köy evi gibi değildi burası. Daha çok antik bir yapının tamir edilmiş hali gibiydi. "Hayret!" diye geçirdi içinden. "Evi resmen tarih eserinin üzerine kurmuşlar," diye sinirlendi. Ancak neden burada olduğu sorusu içini kemiriyordu. Bir şeyden mi saklanıyorlardı acaba? İyi ama neden? Kanunsuz bir şey yapmamışlardı ki. Düşüncelerini dışarıdan yaklaşan ayak sesleri bozdu. Heyecanla nefesini tuttu. Gelen Metin değildi. Onun ayak sesini tanırdı çünkü. Buna bozularak boşuna tuttuğu nefesi salıverdi. Kapı açıldı. Taş eşikte kıyafetiyle hiç de köylüye benzemeyen narin bir kadın duruyordu. Şehirli gibi de değildi. Sarı, hafif kumaştan, beli ince kuşaklı, dökümlü, Hintli kadınlarınkine benzeyen bir kıyafet giymişti. Kenarları işli elbisesi başını da örtüyordu. Kadın, onun kendisine baktığını görünce sevinçle gülümseyerek yanına koştu ve konuşmaya başladı. Ne var ki Defne hiçbir şey anlayamadı. Kadın bilmediği bir dilde konuşuyordu. Kafası karışmıştı. Uyuşuk kaşlarını çattı ve anlamsız bakışlarla kadını süzmeye başladı. Tertemiz, düzgün cildine bakılırsa 30'unu aşmamış olmalıydı. Tuhaf bir şekilde bu yüz ona tanıdık geliyordu. Daha önceden bildiği birisi gibiydi. Kadın birden susup ona bakmaya başladı. Bir şey sormuştu galiba. Defne ne diyeceğini bilemedi. Hem zaten başka dil konuşan bu kadının burada işi neydi? Bu bekleyişi fırsat bilip kendi sorularını sormaya çalıştı. Ağrılı bir yutkunuşun ardından zorlanarak "Metin, o nerede?" diye fısıldayabildi. Sayıklar gibi konuşmasını bu sefer de kadın anlamamış, şaşırmış ve kaşlarını çatmıştı. Fakat Defne kadından daha çok şaşırmıştı. Çünkü sesi erkek gibi kalın, tok ve hırıltılıydı. Merakla sesini tekrar denemeye çalıştı. Bu oldukça zor ve ağrı verici bir çabaydı. Kadın onu teskin etmeye çalışarak susturdu ve yanında getirdiği sıvıyı içirmeyi denedi. Tatlı içecekten ancak birkaç yudum alabilen Defne, yorgunluğa daha fazla dayanamadı, uyuyakaldı. Bu odada ilk ayıldığından beri kaç gün geçmişti hatırlamıyordu. Belki bir, belki de 2 haftadır ateşli ve baygın bir şekilde ağır yaraları yüzünden hiç kıpırdayamadan burada yatıyordu. Ayıldığı anlar, kadının günde en az 3 defa gelip ona bir şeyler içirdiği ve her akşam bütün vücuduna kremler sürdüğü zamanlardı. Kısa bir süre sonra da bayılırcasına uyuyakalıyordu. Hemşirelik yapan kadın onunla hep konuşuyordu. Ama Defne uyanık olduğu zamanlarda zaten sarhoş gibi oluyordu ve bu dilden hiçbir şey anlamıyordu. Bu çok sinir bozucu oluyordu. Ne var ki bu kadını tanıdığına yemin edebilirdi. Bu uyuşuk ve sarhoş halinin ona içirilen şeylerden ve sürülen merhemden kaynaklandığını anlamaya başlamıştı. Çünkü etkisi azaldığı vakit bu halinden kurtuluyor, vücudunu tahammül edilemez ağrılar sarıyordu.
Her fırsatta kadına sorular sormaya çalışmış olsa da uyuşuk diliyle anlaşılmaz fısıltılardan başka bir şey söyleyemiyordu. Zaten kadının da onu anlamadığını tahmin etmek zor değildi. Defne iyileşmek ve neler olduğunu öğrenmek için gittikçe daha çok sabırsızlanıyordu. Sevgilisini merak ediyordu. O neredeydi? Neden hala gelmemişti? Ona kötü bir şey olduğunu düşünmek bile istemiyordu. Neden hastane yerine bu ilkel odadaydı? Neden Türkçe konuşmayan bu kadın ona hemşirelik yapıyordu? Bu kabus ne zaman bitecekti? Aklını kurcalayan yüzlerce soru birikmişti. Ne var ki o gün yaşayacakları bütün bu soruların anlamını kaybetmesine ve Defne'nin çok daha derin bir kaosa ve anlamsızlığa gömülmesine neden olacaktı. O akşam gene her tarafına merhem sürülmüş, gittikçe uyuşmaya ve dayanılmaz ağrıları hafiflemeye başlamıştı. Biraz sonra da rahatlayacak ve uykuya dalacaktı. Bilincinin yerinde olduğu ender anlardan biriydi bu dakikalar. Sıcak bir akşamdı ve kadın bu sefer üzerini örtmeden gitmişti. Göz ucuyla da olsa hep kendine bakmak, ne durumda olduğunu görmek istemiş ancak ince keten örtünün altında kalan vücudunu görememişti bir türlü. Görebildiği tek şey ayak uçlarını yükselttiği örtü olmuştu sadece. Artık el ve ayak parmaklarını kıpırdatabildiğinden, en azından onların yerinde olduğundan emindi. Defne tüm vücudunu görmek için sabırsızlanıyordu ve örtülmeyen örtü iyi bir fırsattı. Başını biraz kıpırdatarak var gücüyle kendine bakmaya çalıştı. Sargılı göğüs kafesinin ardında görünen ayaklarını seçebiliyordu. Akşamın grileşen loşluğunda neredeyse gölge gibi görebiliyordu kendisini. Göğüs kafesi alıştığından daha geniş ve büyüktü. Bandajlardan herhalde diye aklından geçirirken bakışları ayaklarına kilitlendi ve aklı durdu. Aniden başını bırakıp gözlerini tekrar tavana dikti. Öylece durdu. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarpmaya başlamış, bütün kanı başına toplanmıştı. Hayır, diyordu kendi kendine. Yanlış gördüğünü umuyordu. O kocaman ayaklar kendisinin olamazdı. Uğraşıp onlara tekrar baktı. Bu kez parmaklarını da oynatmaya çalıştı. İşte kıpırdıyorlardı ancak bunlar tamamen şişmiş olsalar bile kendi ayakları olamazdı. Bütün gücünü toplamaya çalıştı. Tüm vücuduna bakabilmek için biraz doğrulması gerekecekti. Bu arada ilaçlar etkisini göstermeye başlamış, sarhoş gibi olmuştu. Ancak bu merak uyuşacak gibi değildi. Çenesini aşağı çekerek sırtını biraz yükseltmeyi başardığında kendine bir an bakabilecek fırsatı yakaladı. Başı geriye düşerken tüm benliği kaosa girmiş, kaybolan bilinci onu belirsiz bir karanlığa gömmüştü. Yatakta başkası yatıyordu. Gördüğü kendisi değildi.